Herkese merhaba. Bugünkü konumuz siyah elbise nasıl giyilir? Evet, siyah elbiseyi aslında nerede, ne zaman giymek istiyorsunuz? Önemli olan soru bu bence. Nasıl? Çünkü siyah elbise aynı siyah elbiseyi cenazeye giderken de kullanabilirsiniz. Özel bir yemekte de kullanabilirsiniz. Düğüne giderken de kullanabilirsiniz ya da bir kokteyl içinde kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Şöyle. Örneğin tabii ki matem yerine gidecekseniz siyah bir çorapla, kalın siyah opak bir çorapla kullanabilirsiniz. Siyah takılar kullanabilirsiniz. Siyah ceketlerle birlikte kullanabilirsiniz. Tamamen baştan sona siyah olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 1900'lü yıllarda, yılların başında bir matem rengiydi. Ve o zamandan bu yana da yine matem rengi olarak kullanılıyor. Ancak onun dışında tabii ki düğünler içinde düğüne giderken de kullanabilirsiniz. Nasıl? Şöyle. O zaman da örneğin altın sarısı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Ya da gümüş rengi aksesuarlar kullanabilirsiniz. Beline bir kemer kullanabilirsiniz. Üzerine farklı renklerde ceketler kullanarak yine onunla bir düğüne gidebilirsiniz. Ya da üzerine parlak ceketler kullanarak yine gidebilirsiniz bir düğüne gidebilirsiniz. Ya da güzel bir settoyla şık bir çantayla ve aksesuarlarınız ağır aksesuarlar kullanarak yine düğüne gidebilirsiniz aynı elbiseyle. E bir taraftan da aynı elbiseyle kokteyle de gidebilirsiniz. Kokteyle giderken peki ne yapmanız gerekiyor? E tabii ki yine topuklu ayakkabı olabilir, düz ayakkabı da olabilir, ama daha şık bir çanta kullanmanız gerekir. Düğüne gider ki kadar şık değil ama birazcık daha günlük çantadan birazcık daha şık bir çanta kullanırsanız birazcık daha günlük makyajdan daha ağır bir makyaj yaparsanız, ama gece kadar ağır olmayacak bir makyaj. Aksesuarlarınızda daha günlük bir aksesuar ama düğün gibi bir aksesuar değil. Günlük kadar da rengarenk aksesuarlar kullanmazsınız. yine kokteylde de kullanabilirsiniz. Peki düğünün dışında bir toplantıya giderken de siyah elbiseyi kullanabilirsiniz. Nasıl? Ceketi yine aynı şekilde üzerine farklı renklerde ceketler kullanabilirsiniz. Aynı renkte kullanabilirsiniz. Yani siyah bir ceketle kullanabilirsiniz. Siyah ceketle kullanırsanız, siyah bir broş koyarsanız daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Daha önceki videolarda söylediğim gibi tamamen simsiyah gitmemeniz gerekir. Ten rengi bir çorap giyerseniz yine bir kokteyli ya da düğünde kullanabilirsiniz ya da kokteyle kullanabilirsiniz ya da günlük hayatta ten rengi daha uygun olacaktır. E, siyah çorapla da yine günlük olarak da kullanabilirsiniz. Ama stiletto değil de belki daha rahat bir ayakkabı daha günlük için daha uygun olur. Toplantılar için daha uygun olabilir. Hani bir toplantıda tıkıdık tıkıdık tıkı bir tıkı topuklu ayakkabı çok da hoş olmayabilir. O yüzden siyah giysileri giyerken birazcık daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü her ortama uyduğu gibi her ortamda hızlıca da ayrışık durabilir. Bunun dışında kokteyle giderken dedik, düğüne giderken dedik, toplantıya giderken dedik ve günlük hayatta. Ve günlük hayatta nasıl kullanabilirsiniz? Günlük hayatta da tabii ki birazcık daha renkli aksesuarlar kullanabilirsiniz. Şal kullanabilirsiniz, renkli ceketlerle kullanabilirsiniz, renkli montlarla kullanabilirsiniz, renkli çoraplarla kullanabilirsiniz, renkli ayakkabılarla kullanabilirsiniz. Siyah bir giysi rengarenk hale getirebilirsiniz. Yani sizin tek bir parçanız olur ve siz diğerlerinin hepsini rengarenk hale getirerek siyahı her yerde kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi siyahı kullanırken bir taraftan da dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sürekli siyah giyiyor olmak sizin aynı zamanda psikolojinizi etkileyen bir durumdur. Rengarenk giyinmek de pek çok videoda bahsettiğim gibi rengarenk giyinmek sizi iyileştireceği gibi sürekli siyah giyinmek de sizin psikolojinizi zaman içerisinde zor bir hale, sizin biraz sıkıntılı bir noktaya değiştirebilir, getirebilir. O yüzden siyah, sürekli siyah kullanmamanızı tavsiye ederim. Yani bu bir bluz da olsa sürekli siyah bir bluz da kullanmamanızı tavsiye ederim. Lütfen renkleri iyileşmek, iyi olmak için kullanın. Tabii ki siyah kullanıyor olmak psikolojisi bozuk anlamına gelmiyor asla böyle düşünmeyin lütfen. Az önce de söylediğim gibi daha güzel görünmek için, daha şık görünmek için de tercih ettiğimiz renklerden bir tanesidir. bir taraftan da kolay bir renktir. Daha kolay kombinleriz. Ama bir taraftan da onun ağırlığını da taşımak gerekir. Bir taraftan da hani kilomuzu kaybediyoruz diyoruz ama net sınırlarımızı daha netleştirdiği için aslında bizim bazen de kilolu görünmemize neden olabilir. Bunu da unutmayalım lütfen. Evet siyah giyinmek güzellik, şıklıktır. Ama bir taraftan da dikkatli olmak gerekir. Evet. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.